Siz hozirda ko'rgan video tasvirlar aynan mana shu yerda yuz bergan. Kasal farzandi bilan bir necha soat shu o'rindiqda shifokorni kutgan fuqarolar shifokorni kaltaklashgan. Bularning barchasi ro'paradagi video tasvirlarga yozib olingan. Holat 4-iyul kuni kechki soatlarda bo'lgan. Andijon tumani hududida joylashgan Qo'nji qishloq shifoxona punktiga 8 yoshli qizaloqi bilan ona va qizning amakisi kelgan. Onaning aytishicha qizida 39,5 darajadagi tana harorati bo'lgan. Nimada keldi? 39,5 balami. Shifokorda xonasiga kirdim, koridorda tursam, bitta bemorni ko'ryapti degan. Istima o'lchaydiganingizni bering balami, istimasi 39,5 dedim. Desam, "Senam kutib turasiz 5-10 minutda bermadi." Shoshilinchga vizib kech ketyapman dedi. U vizib bizam meni bolam zarur 39,5 istimada men dedim. Desam kutasizda deb turib sumkasini olib chiqib ketdi. O'sha payt farzandining kasalligi ularni tashvishga solgan. Shu payt hamma narsaga tayyor amaki va qizaloq bobosi shifokorni kaltaklashgacha borgan. Maligi men bo'ldi qaramayman bolangga. Bor xohlaganingni olib bor deish noto'g'ri do'xtiru. To'g'rimi? Doktor insan hiç yok diye karab kurup bolaga hep doktor anıma bol yaptı. Eğer kettir maçta da hani çülüp, ha bok dedi. Halim oturup silahım, kettme değil mi? Dedim sal. Maçınamız var Huda'ya geçiyor. Avar aramız başka cevap yani. Şimdi meşette işimiz bitti falan ki hemen bolamız turutamız değil mi? Yani meşeliye kara gelmemiz çünkü biz bilmiyemiz. Fakat vizipi çıkışını mı ya başka insanı bilmiyemiz. Bunu kaltıral dedi de o da meşe hiç yok. Akeler Halim kütüp aldı. Özür 3-4 top getip aldı vizipimiz. Akeliyle deme genem de. Shifokor bilan ham suhbatlashdik. O'sha kungi voqeani aytib berdi. Shu matsda kelgan shu ikkita fuqaro turgan ekan, bir kichkina qizchasi ham bor ekan. Men tushib, "Kelinglar, o'tiribsizlarmi?" dedim men ularga. "Tinchlikmi?" desam, ular yana keyin qayerda yuribsan deb meni haqorat qilib so'kishni boshladi. O'g'liga keyin telefonni ko'rsatsam, telefonni menga ko'rsatma deb ketdi. Yana keyin orqasidan bemorning orqasidan shifoxonaga qarab yurib ketyap tursam Aşı otası, yaş katta otası uyat gəblərimdən söküb, hələ kürəyə türmədən gəblərimdən söküb haqorat qilishdi başladı. Keyinəki mən qaytdım. Qaytıb otası gəbər, aka məni haqorat qılmayın. Mən vizibdən kəliyəbmən. Mən oynab yürməyəbmən mənə. Bacarıb kəliyəbmən. Desəm, mən tezkəri qarab türgən payıtımda buna qadandır münəsə çüşdü mənə. Başım gə çüşdü. Keyin yıkılıb çüşdüm, kuşum bilməyə qaldım. Keyin uyağın nəmə boyanı bilməyə qaldım. Keyin shu to'polon janjal bo'lib ketdi. Men hech narsani anaqa anglamay qoldim. Mana shu shopir bu yoqqa ajratdi, nima bo'lganini bilmay qoldim. Mana shu yerda hushim yo'qotdim shekilli. Bemorlarni davolash kerak bo'lgan payt shifokorning o'zi hozir bemor. Bosh miya chayqalishi, yumshoq to'qimalar shikastlanishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shifokordan boshqa hech kim jabrlanmagan. O'sha kungi holatdan keyin kaltaklangandan keyin bemor qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish va mutaxassis ko'rigidan o'tish maqsadida Andijon viloyati respublika shoshilinch tez tibbiy yordam Andijon filialiga borib murojaat qilgan va mutaxassislar ko'rigidan o'tib qo'shimcha tekshiruvlardan o'tgan va mutaxassislar tomonidan statsionar davo tarzida davolanish tavsiya etilgan. Andijon tuman ichki ishlar tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari ham olib borilmoqda. Ayrim shifokorlarning mas'uliyatsizligi shunday ayrim fuqarolar tomonidan boshqa bir oq xalat egalarining ham kaltaklanishiga sabab bo'lmoqda. Aybdorlar aniqlanar, jazosini ham olar, biroq fuqarolarda ham tibbiy madaniyat shakllanmas ekan. Mana shu kasb mashaqqatini ham shifokorlarning ba'zilari ham to'liq anglamas ekan. Bunday holatlar takrorlanaveradi nazarimizda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.